Şemsi Tebrizi demiş. Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer alabilmektir. Hayatta yaşarken nerede olabilirsin? Kabe'de dahi olsan ne olur kimse sana dua etmiyor. Veya ahlaksızsın, geçimsizsin, bağnazsın, hasetçisin gibi ne bileyim mi? Yani ama bir insanın duasındaysan gönlündesin ya. Çünkü en kutsi insandır. Kabe'yi Kabe yapan insanlar. A koronada Kabe kimse yok. Duanın içinde yer alabilmek. Acaba içinde miyiz? Tespihat yapıyor musun? Risale-i Nur talebeleri tespihat yapıyor ya. Yapıyor musun? Bütün Nur talebelerinin duasının içindesin. Şuraya bak. Yani e, o bizi bilmiyor canım. E o adam benim adımı zikretmiyor ki. Hasan kardeş diye demiyor. Ve bir talebete teresaili nur diyor Sadık'ın. Ve ihvanana ve havatina ve ekribayana ve ecdadana ve ahbabana el Yani akrabam, ceddim, annem, babam bana sebep olan ve beni seveni. Yani benim sevdiklerim bir de beni sevenleri de alıyorsun. Ve bir talebete teresaili nur. Sadıkın ve ikvanına ve ahvatına ve ekribayına ve ecdadına ve ahbayına bütün nur tale yani bir nur talebesi olmak yani aka beş birkaç dakika risale okumak, tesbihat yapmak. Tesbihat yaptın mazinin ve geleceğin, mazinin ve müstakbelinin haldeki bütün nur talebelerinin duasının içinde oluyorsun. Sen yetmiyor. Akraban, evladın, senin sevdiklerin, seni sevenleri. Daha ne olacak ki ya? Yani bu oyuncak geliyor. Göreceksin kabirde bu ne demektir. Öleceğiz sekeratta. Bunun karşımıza ne çıkacak? Tesbihatı yapmayanların kulakları çınlasın. Şimdi bir insan bir insana dua ediyor gıyabında. En makbul o. Bilmiyor. Yoksa ben sana dua ediyorum ha falan o bir daha bedel istemek gibi oluyor. Hani söyle de hani dua etsin diye ama şu anda bak sen Afrika'da üç kişiyiz değil mi? Ha, Falanca kişi yok. Şimdi ona nasıl dua ediyorsun? Nasıl hatırına geliyor? Onun bir sırrını sordu da şimdi. Ben de dedim sana şey yapayım bak. Şimdi konsolosluk ne demek biliyor musun? Konsolosluk. Sefir deniliyor Osmanlıca'da. Şimdi diyelim ki Suudi Arabistan'ın konsolosluğu var İstanbul'da. Türkiye'nin de e, Cidde'de konsolosluğu var. Tamam. Şurada burada. Şimdi konsolosluk bu Türkiye'nin içindedir ama Suudi Arabistan koy, Aslında o toprağı ona satmışsın. Toprak satmışsın. Konsolosluk o devlete ait. O kiminse. Şimdi Oranın bir kanunu söyleyeceğim, dua ile şey yapacağım bu örneği. Mesela birisi seni kovalıyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi bile seni kovalasa. Suudi Arabistan konsolosuna gelsen, beni alın içeriye diye. Alsalar, paldır küldür oraya polis, kendi memleketinin binasıdır diye camiye geldiği gibi oraya girip seni alamaz. İlle izin alması lazım. Verilirse tabi izin de. Mesela seneler, şey, aylarca Amerikan konsolosuna e, vatan kayını yapanlar Alman konsolosluğuna tabii Alman konsolosluğuna aylarca vatan hainleri kalabilmiş. Oradan kaçmış yurt dışına. Ama devlet biliyordu alamıyordu. Alamaz. Bunlar ne alakası var dua ile? Dua mesela benim memleketim, benim vücudum, benim şahsi manevim. E, du, benim hatırıma gelmişse onun şahsı manevisini, onu, o insanı kendi memleketimin içerisindeki konsolosluğu almışım gibi oluyor. İçime aldım ya, Allah'ım diyorsun bak. Kul ne kadar aciz, ben ne kadar acizim ya. Acizim ya, diken batsa feferendi. Bu kadar acizim. Diyorum ki ya Rabbi, şu Mehmet var ya, burada yok. Veya kabirde veya başka yerde. Allah'ım ona merhamet et, onu affet, beni de affet. Şimdi Allah, Allah'tır. Bizim gibi şey yapmaz, değerlendirmez. Şimdi tecelli ediyor. Allah Allah oturmuş. Hasan kulum muhtaç. Mehmet'e telefon şey dua ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda bir adam girmiş. O girmiş yani Alman konsolosluğuna böyle terörist girdi. PKK böyle bildiğim için söylüyorum. Alamadı ve oradan kaçırdığı aldı Almanya konsolosluğu. Müdahale edemedi. Hani niye? Oraya girdin mi kardeşim? Diş müdahaleye muafsın. O memlekette dahi olsan muafsın. Şimdi ben senin gönlüne girdim mi kardeşim? İnşallah muhafız. Peki nereye girdin? Tesbihat ediyorsun. Ya ilahe nabi kulli minha ve bi talebete resaili nuri sadikin, ve ihvanina ve ahavatina ve ikribayina ve ecdadina ve ibayina işte her birinin talebesi yetmiyor. Akrabası, dostu, onu, onu sevenleri, onu sevdim. bak orada yazıyor. Ondan sonra başka bütün nur talebeline, ehl imana dua ediyorsun. Ama sen hatırlamıyorsun. şahsı manevi biliyor. E <laughs> tabi hepsini içine alıyor. O zaman bir nur talebesi bütün mazi ve müstakbel nur talebelerinin duasında olabilmesi için bir sistem var. işte Allah'ın rahmetinin işte tespihat yapmak. 26. sözde geçer. Çok evlat okuyamadım şey yapmayın diye üzülme diyor. Birkaç dakika Risale okusan diyor orada. 26. sözün kaderi sen birkaç dakika risale okusan ve namaz sonrasındaki tespihatlar yapsan koca bir günde 5 vakit tespiyat günde bir evrat oluyor. Öyle bir tespiyat ki beni hatırlasın hatırlamasın sistem böyle. Mesela bir örnek de vereyim. Diyelim ki devlet dairesine gittin bir iş yaptıracaksın. Seni mazide şöyleyim borcun vardı alacağın vardı devlette. Memur seni bilir mi? Bilmez. Bilgisayar bir girdi mi? Senin bütün dokümanlar çıkıyor mu? Sen şusun busun. Ama memur bilmez. İşte ben de ben o adamı bilmiyorum. Mazisi, mustakbelini, borcu mu var, harcı mı var, zalim midir, mazlum mudur belli, değil. Ben ona bir dua ettim mi? O memur gibi bilgisayar girdin mi? Girdi. Nereye girdi? Sisteme girdi. Duaya girdi. Nasıl girdi? Tespihat yapıyor. Acaba duaya girdik mi? Hz. Ömer diyor ki acaba duam kabul olacak mıdır diye endişe etme. Acaba dua yapabilecek miyim endişe et. Allah kabul etmeyi duayı diyor mümin kulunun ağzına diline vermez. Eğer sen tespihat yapabiliyorsan onun içindesin demektir. Kons konsolosluğa girdin. Eğer duaların içinde olduğuna emin olmak istiyorsan tespihatın yapman delildir. Yapmamışsan değilsin. Yapmasan öyle. Peki nasıl yansıyacak? Düşünebiliyor musun? Bütün nur talebelerinin geçmiş ve geleceğin hepsinin duasında, sevabına, hayrine, şerine değil, ortak oluyorsun. Tespihat yaparak. Bir örnek vereyim. O zaten cevabım oluyor. Keban barajını sen kurabilir misin santral? Kuramazsın. Ama devlet kurdu mu kardeşim? Sen oradan nasıl istifade ediyorsun? Basit bir tel atıyorsun değil mi? Biz tel atıyorsun sokaktaki o eleti. Koca keban ha senin için olsun ha herkesin fark etmez. Neticede ben bundan fazla eleti kalamam ki binam yanar. Koca keban barajından basit bir telle alman o devlete vergi ödemem. Devletimsin deme kabul etmekten kaynaklanıyor. O da devlete diyor ki o zaman benim külli bir gücümden istifade et. Neyle? Ben seni kabul ediyorum basit bir tel atıyorum. Teli kabul ediyor adam. Ha, bana vergi veriyor mu? Beni kabul ediyor musun? Telini at. Etmiyorsan orada uzaktan bak. Ha, o basit bir telle koca keban barajından istifade nasıl ettiriyorsa basit bir tel ya. Basit senin ve benim gibi kafası bin bir parça olan insanın tesbihat teliyle e, keban barajı şahsı manevisini duasına ortak oluyorsun. Ne güzel bir şey ya. Ve bu duaya kabul... E yani diyelim ki acaba kabul oldu mu? Ya bu şahsı manevi reddedilmez ki diyor. Çünkü e, muzami ümmet Cadde-i kübradan gider. Yani bu kadar külli duaların reddedilmesi rahmet ilahiyesi dolu ya diyor. Külli ya. Benimkisi reddedilebilir senin ama lan herkesi diyor ya. Şimdi akşam namazı değil mi? Herkes etti, tespihat yaptı. Bak. Ve bir talebe teresaili nuri sadikin ya ilahe nabi salatim minha ve ihvanina ve ahivatina ve ekribayina ve ecdadina ve muhibbaina temsilinde sonunda var. Yani Allah Allah benim sevdiğim benim se beni sevenler, bana dua edenler, benim dua ettiğimi eee onu ha e Habib sevdikleri, sevgilileri ona seve ecdadina, anne babalarına. Ya senin anne babana ben dua ediyorum ya. Beş defa ya. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam e, ısrar edilen o dua, dualarda ısrar edin diyor. Kabul-i e diyor. Ya ben diyor ki ya milyonlarca insan dayandı şimdi duaya. Senin babana bana, ben ona o bana. Acayip bir şey ya. Bu külli dua edilir mi ya? Tamam elhamdülillah. Sekeratta Allah'ın izniyle. O yazmış o konsolosluk misali, asans şey misali, keban misali ya. Ama burada o Şemsi Tebrizi de tam koymuş ya. Bir de okuyayım mı? Ne demiş ya? Aman ya Rabbi ya. Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer alabilmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da demiş ya Hazreti Ömer'e koca Fahri Kainat Ya Ömer duanda bana da yer hazırla. Konsolosluğa beni de al ya. Anladın mı? Konsolos da aldı mı? O devletin içinde dahi olsan alamıyor devlet. Operasyon yapamıyor sana. Ve şahsi maneviye girdi mi kardeşim? Nüker mekir şunlar bunlar operasyon yapamaz. Anladın mı? <laughs> Çok şükür. Allah Şemsi Tebrizine de razı olsun ki böyle bir şey konuşmaya sebep oldu. Bütün geçmişlerimize El Fatiha. <laughs>